Bir Şubat sabahından selamlar herkese. Uzun zaman oldu. Herkesin keyfinin iyi olduğunu varsayıyorum. Bugün gezi var. Bugün sonunda bütün hafta, Şubat'ın ortasında daha doğrusu bütün hafta 20 derece gitti hava. 20-21 derece gitti. Bugün de o son günlerden hava durumuna göre bir gezi yapalım dedik. Pazar günündeyiz. Saat sabah 9.58. Aslında yola 9'da çıktık. Ama işte çevre yolundan geldik vesaire. Gemliğe doğru gidiyoruz. Çok açma fırsatım olmadı. Şimdi anca açabildim. Bugünkü rotamız Armutlu Yarımadası'nı gezeceğiz. Gemlik tarafından gelip şu an haritada da göreceğiniz üzere yukarıda Yalova'ya doğru Çınarcık, Pınarcık, orada Şenali, Gözülcek, Yaylalar vesaire derken sahil şeridinden tekrar bir dönüş yapacağız. Bugün gezi yapmanın keyfin bir yana sizin şu an fark edemediğiniz bir şey var. Motora yükseltme kiti taktım. Yani rally kit değil, dikkatinizi çekerim, yükseltme kiti. Yani ön ve arkaya birer parça ekleniyor. Rally kitle aynı mesafe oluyor. Şu an daha dün akşam taktırdığım için çevirecek misin beni polis amca? Çevirmeyeceksin. Şimdi öyle çok kullanmaya da fırsatım olmadı açıkçası. Özellikle de bugüne yetişmesini istediğim ki, yani tur yaparken ki performansını da görebileyim. Şöyle söyleyeyim, bayağı yüksek. Rally kitle aynı seviyede olmuş durumda. Bakalım göreceğim yani. Çok keyif verdi şu an bana. Ayaklarımın yarısı falan yere değiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi gemiye doğru gidelim. Ne kadar kaldı? Az kaldı zaten. Gemlikten zaten yukarıya sapacağız. Oradan tek kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, şimdi gireceğimiz yola saptık. Gemlikten geçtik, Kumla'dan geçtik. Yol ayrımına geldik. Pardon, solmuş lan. Ben de dümdüz gitmeye çalışıyorum. Şimdi buradan şelaleye gideceğiz sanırım ilk. Unuttum ya, bayağı da ben bu yolu yapalı bayağı oldu. Yani rotayı hazırlayalı bayağı oldu. Dedim yaza falan kalır herhalde işte. Ne diyorlar, sezonun açılışına kalır. Ama şansımıza güzel bir hava yakaladık. Tabii sabahın ilk saatleri olduğu için birazcık serin. Ellerim hafiften üşümedi değil. Bakalım güzel olacak. Bugün ne kadar yol yapacağız? Vallahi 5,5 saat falan gösteriyordu. Tabii bizim keyif yapmamız, orada durmamız falan derken herhalde dönüşümüz akşam 3'ü 4'ü bulur diye düşünüyorum. Abicim yavaş gel. Burada biraz temkinli gitmek lazım. Virajlar çok dar. İnsanlar da laps loops dönüyor. Şunun telefon tutacağını ilk taktığımda cızırtı yapmıyordu. Sonra bir şey için ben yerini değiştirdim. Hafif bir cızırtı yapmaya başladı. Herhalde tam sıkamadım mı, ne oldu? Ama hava ısınmaya başlamış sanki ya. Güneşi görünce bacağıma ufaktan sıcaklık geliyor. Şimdi abicim seni burada ben sollayamam. Seni anca... Şu adam da zaten basıp gidiyor gerçi. Neyse, ben buradan geçerim bence bu abi. Şu an motor yüksek olduğu için tam biraz şeyine alışamadım da. Biraz garip geliyor. Hava tam güneşli olaydıydı ya. Bugün biraz parçalı bulutlu. Bak şu an mesela yüksek de bir cızır diyor. Onu tekrar sıkmam lazım ya. Şimdi aşağıda bir çay içelim dedik. Ama saat tabii pazar sabahı. Adamın çayı çıkmamış. Yukarıda bir sürü tesis var. Açılmıştır. Yani bugün pazar, insanlar doluşur. Şimdi Haydariye köyünde bir çay molası verdik şurada. Tarihi Çınar'ın yanında. 1902 yılı. Bugün gittiğim yerleri göstereceğim. Bazen kızıyorsunuz bana işte gittiğin yerleri tam göstermiyorsun, neresi olduğunu söylemiyorsun diye. Ya işte yola konsantre oluyorum, ne bileyim, o sırada aklımdan çıkabiliyor bazen. Bugün dikkat edeceğim, hatta sayende görüşürüz abi.
sağ yönde lokasyon koyacağım. O derece dikkat etmeye çalışacağım. Yükseltme kilitli hali arkasını, önünün farkını kullananlar biliyordur. Daha net gösteririm şimdi. Yola çıkalım. Ay, atmam gerekiyor artık. Ha, şunu ortala. Ortala. Tamam mısın? Saat kaç? 10'a geliyor. Su düşen şelalesi. Yalova Çınarcı'ya kadar ineceğiz. Ondan sonra yine biraz çıkacağız. Sonrası full sahil şeridi. İnsanlar gözükmeye başladı. Yok, burası çeşmeymiş be. Ne kadar var? 7 dakika falan var herhalde. Yol çok tatlı ama. Bir de burası yazın böyle yeşil yeşil efsane güzel olur. Baksana ağaçların sıklığını. Şelaleye geldik. Şurada girişi var. Motorlarla girebiliyoruz zor diye düşünüyorum ya. Yol var hani araba. Belki izin vermiyorlardır da. Su düşen şelalesi. Şimdi de giriş yapalım. Motor giremiyordur ya muhtemelen. Ah, stop etti. Niye böyle bir şey oldu? Testimizi dışarıdan tüp falan getirilmesi yasaktır. Burası bizi ilgilendirmeyen kısmı. Motorla giremiyoruzdur, değil mi? Tamam. Bir görevli falan bir şey de yok. Tamam. Dön. Ha, gir gir. En fazla geri çıkarız, ne olacak? Kimse var mı? Yok. Niye stop etti ya birinci viteste indiğimde? Bunu daha önceden bir kere daha yapmıştım. Tam almadı mı? Ne oldu? İyi de hacı. Burada park edecek yer de yok. Ha? Aynen. Deneyelim. Tamam. Tabii girmiyor da aynen. Muhtemelen bence de girmiyor. Hop. Oo. Ha, bayağı dibine de gidebiliyoruz. Bak gidebiliyormuşuz. Ha. Kayalara bak, ayakkabı parçalar. Hop. Oo, bayağı buraya yaklaşınca ufaktan su geliyor. Oo, ıslandım çok öyle. Oo. Ya
Yani şuraya gelince sıra sıklam olmaya başlıyorsunuz. Of, tamam, burayı da gördük. Fotoğraflarımızı çekildik. Gidebiliriz. Daha yolda göreceğimiz birçok yer var. Şimdi su düşenden çıktık. Ama internet gittiği için haritada nereye gideceğim gözükmüyor. En azından Çınarcı'ya kadar gideceğimizi biliyorum. Bu arada daha demin girdik, riskli bir iş yapmışız. Adam da geldi. Köprünün altı boş, gençler dedi yani bir şey olsa sıkıntı. Biz de lapsanak daldık biraz orada. İnternet gelir herhalde ya. Zaten öyle bir yol ayrımı da yok. Neyse, yol ayrımı karşımıza çıkana kadar böyle süreceğim. 15 dakikadır harita sapıttı, onunla uğraşıyoruz ya. Birden gitti. Durakları arka arkaya göstermiyor. Sırayla artık gideceğimiz yere yazdık. Şimdi şeye gidiyoruz, Atatürk Köşkü'ne gidiyoruz. Hazır bu tarafa kadar gelmişken onu da görelim. Şu an Yalova Termal tarafındayım. Ne indik be? Vallahi bir saattir rampa iniyoruz. Ta ileride buradan gözükmez tabii ama Osman Gazi Köprüsü gözüküyor. Karşısı da İstanbul. Ne kadar? 3 dakika varmış Atatürk Köşkü'ne. Ben bu haritaya bugün güvenmiyorum. İşte böyle durumlar için kağıda yazacaksın, şuraya koyacaksın. Bu da bana ders olsun. Düz mü gidiyorum? Evet. Meşhur kaplıcalarıyla, termal otelleriyle Yalova Termal. Buraya da ilk kez gidiyorum. Sanırım sadece Çınarcı'ya gitmiştim. Hemen solda göster. Ha, şu yukarıda da ben oraya nasıl ulaşacağım abi? Oho. Dur bakalım. O eski yol gibi bir şey. Yolu işlememişler herhalde. Vallahi Google Maps bazen bezdiriyorsun beni ya. Alternatif program ne kullanabilirim? Aslında Ozmo kullanabilirim de, Ozment miydi neydi? O da biraz fazla şarjıyor. Ya bu eski telefonum. Sadece işte motorla bir yere giderken kullanıyorum. Yenisini koymak istemiyorum çünkü titreşim engelleyici bir telefon tutacağı değil. Telefonun kamerasını hayatından bezdirebilir. Termal Eko Park. TC Sağlık Bakanlığı. Bir dakika. Çözeceğim şimdi şunu. Ya saçma sapan bir yer gösteriyor, anlamadım. İyice çıldırttı beni bugün ha bu. Şimdi Atatürk Köşkü diyorum. Acaba yürüyen köşk mü yazsaydım? 27 dakika oğlum, Yalova merkezdeymiş orası. Ha, tamam. Normalde geçmiyoruz, istersen geçelim. Şimdi gitmeye karar verdik. Ben tamamen yanlış yere geliyormuşum. Yürüyen köşke, Atatürk Köşk yazmışım, oraya gösteriyor. Yürüyen köşk yazmam lazımmış. O da Yalova merkezde. Bir yarım saat attırıyor ama olsun, gelmişken görelim. Normalde buradan direkt Çınarcı'ya ilerlememiz gerekiyordu. Ne olacak? Bir zaman kısıtlamamız yok. Bir yere yetişmeyeceğiz. Keyif yapa yapa gidiyoruz. Hatta Yalova'ya girmişken şu yemek işini de halledebilirsek güzel olur. Acıkmaya başladım. Sabah da doğru düzgün kahvaltı da yaptım. Biraz geç kalktım. 9'da Talha geldi. Ah, gidelim bakalım. 25 dakika. Şuraya bırakalım ya. Yürüyen köşkten çıktık. İçeride çekim yapmaya izin vermiyorlarmış. Zaten 5 dakikalık bir turdu. Bayağı güzeldi ya. Yani bütün her şey
orijinalinde minimum şekilde bozulmuş. Allah gözüme sinek girdi. Tutmuşlar. Ortada şunu. Şimdi Çınarcı'ya geçeceğiz. Çınarcık'ta bir yemek yememiz lazım. Saat kaç? 1 oldu. Sadece sandviçle duruyoruz. Gerçekten acıktık. Şuradan bir dönelim, gidelim. Bu arada küçük bir bilgi vermeyi unuttum. Daha demin bizim yukarıda Atatürk Köşkü diye gittiğimiz yer, orası da Atatürk Köşkü'ymüş. Bu yürüyen köşk başkaymış. Yani gelmek isteyenler buna dikkat etsin. Oradaki köşk daha çok uyumak istediği zamanlarda kaldığı yermiş. Çünkü bu köşke hiç yatak odası vesaire bir yer yok. Oraya da gezip görmeniz lazım dedi rehber arkadaş. Ama işte şimdi çok terse kaldı orası ya. Onu artık başka bir zamanda. Azıcık merkeze geldik şimdi ama o kadar rüzgar var ki yol boyunca savrulup durduk. Yemek yiyecek bir yer bulmak lazım. Neresi? 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 Biraz ilerlesek mi? Şurada bir durayım bakayım. Şurada fırın kafe bir şey var. Girelim ya, geberdik acımızdan. Tamam, gidip dönelim, öyle yapalım. Ah, burada dönerci varmış. Olur mu? Şimdi yemekleri yedik. Çınarcıklı çınar döner. Gerçekten uzun süredir yediğim en iyi dönerdi diyebilirim. Burayı hallettik. Yemeğimizi yedik. Şu gevşemiş ya. Bunu. Neyse, çok önemli değil şu an. Şimdi Teşvikiye'ye gideceğiz. Oradan büyük dipsiz göldü. Şöyle bir yayla havası alalım ama baksana doluşmuş bütün motorcular falan burada. Oo, kaç tane motor var? Bu muhtemelen şey ya, Bursa grubu bugün buraya gezi düzenleyecekti. Oo, saat tabii 2 oldu. İnsanlar gelmiş, mangalları yakmış. Buram buram et kokuyor şu an. Yalnız biraz dikkatli olmak lazım. İnsanlar arabayla yukarıdan laps laps geliyor. Her an bir köşe başından araba çıkabilir mesela. Adem'in gelirken mesela hiç görmedim ben onu. O yüzden buraya geldiğinizde motorla dikkatli olun. Arabayla da dikkatli olun. Motorla ekstra bir dikkatli olun. Erikli Şelale Kamp. Buraya Talha bakmak istiyordu. Hazır gelmişken yolumuz üstü bir bakalım. Bayağı da büyük yer ha. Ha, bu suyun burnlarak şey çadır kuruluyor değil mi? Güzelmiş. Ya peki kalırken sonun böyle olursa? Bunun gibi olursa sıkıntı. Tabii yazın bu kadar gürültü. Aa, kampçı varmış orada bak. Çadır gördüm. Ha, bu arada ben size şeyi gösterecektim. Motorun böyle yükseltilmiş halini tam net bir şekilde. Önceki biraz yarım yamalak oldu. Müsait bir yerde gösteririm demiştim. Şöyle fikir vermesi açısından. Öbür yandan da bu şekilde. Yani yükseltme kitsiz, yükseltme kitli aradaki farkı az buçuk belli oluyordur buradan. Teşvikiye Kent Ormanı Şelale Durağı. Burası şelale bu tarafta mı? Ha bak, burası tesislerin olduğu dediğim yer. Bir gidelim bakalım. Ha, buradan karşıya da yol varmış. Tamam.
Bir şey yok ya. Aa. İyiyim. İlk kez düştüm. Heyecanlandım. Kontağı kapatayım dur. Tamam. Ben buradan alayım, sen oradan devamını getir. Dur. Eyvallah. Bir şey olmadı, tamam. Tamam. Ayağı alsana. Tamamdır. İlk kez düştüm. Ayağın altta kaldı var ya, attım bir kere ya. Bekaretimi kaybettim. Bir şey yok motorda. İyi mi hiçbir şeyim yok canım. Kendimi attım zaten. Bakayım. Aynalarda da bir şey yok. Süper. Çalışıyor abi şey. Tamam. Gidelim. Motor kazalı değildir. Sadece olduğu yerde yan yatması vardır. Şifalısu Karlık Yaylası. Buralara gideceğiz. Zaten çok haritaya da gerek yok. Gördük. Vallahi baya baya zirveye geldik. Biraz önce aşağıda bir turist grubuyla karşılaştık. Adamlar ta zirveden aşağı yürüyerek iniyordu. Üstte kazak, altta şortla. Orada biri namaz mı kılıyor? Dur bakayım. Daha ile bir konuşayım. Delmece Yaylası'na geldik şu anda. Yukarı çıkınca var ya, inanılmaz bir rüzgar başladı. Soğukluk idare eder. Böyle elim ayağım üşümedi yani şu anda. Bak, muhtemelen ayılar falan mı? Allah! Ayılar falan mı devirdi çaputularını? Buraya iner çünkü. Şimdi buralarda göl möl falan olması lazımdı ama şu an hiç haritam yok. Yani eğer tabela varsa görebilirim. Onun dışında zor. Bakayım, internetim hala yok. Hala sıfır. Vallahi kaçırdık mı acaba ya gideceğim yerleri? Sadece bu en son düştüğüm yerden çıkarken tabela vardı. Ondan sonra hiçbir şekilde bir tabela bir şey yok. Gidecek miyim? Daha var mı? Çünkü aşağıya da inmeye başladık artık ufak ufak. Tam maksat sürüş yapmak. Bir tane göl görmek değil de görsek iyi olurdu. Kesin olarak geçmişiz. Şimdi internetin geldiği yerde baktık. Bayağı geçmişiz hem de, hani kısa mesafe olsa. Gidip bakalım da artık. Maalesef 20 kilometre kadar olmuş. Şimdi buradan böyle geze geze Gemlik, Kurşunlu, oradan evlere doğru dağılırız. Bayağı sivrilmiş. Talha nerede geliyor? Vallahi bugün 4 mevsimi yaşadık. Aşağıda sıcağı gördük. Yukarıda soğuğu gördük. Şimdi buralar böyle biraz ilkbahar gibi. Denizi de gördük. Karı da gördük. Daha ne olsun. Verimliydi. Vallahi bugün en güzel yolunu burası seçiyorum. Baksana ne güzel. Ben yeşili özlemişim ya da ya. Artık şu kış mevsiminden bir çıkalım da bol bol kendimizi yollara vuralım. Bu yaz planladığımız en az iki tane büyük gezi, yol artık ne derseniz ondan var. Daha tam tarihler tabii belli değil. Herkes kendine göre ayarlamaya çalışıyor. Birinde güneye ineceğiz. Bayağı en aşağı ineceğiz. Eğer planlarda bir aksilik olmazsa tabii. Diğerinde de en batıya gideceğiz diyelim. Onda da planlama aşamasındayız. İkisi de %90 bir aksilik, bir sorun olmadığı sürece
yapılacak. Benim için motorla yapılan en uzun geziler olacak bunlar. Yani bir günlük şeyler değil. 2-3 hatta bir tanesi biraz daha uzun. Bakacağız ona. Yazın gelmesini bekliyorum. Haziran'dan sonra gideriz. Şimdi Narlı merkeze indik. Yukarıdan döne döne. Vallahi aşağısı ne güzel sıcacıkmış ya. Burada illaki bir çay. Heh. Oo motorcu. Bütün herkes burada. Şimdi Narlı'dan çıktık. Oturduğumuz çay bahçesi sanırım tüm motorcuların toplandığı çay bahçesiymiş. Silme motor vardı içerisi motorcu. Her yaştan motor kullanan insan doluydu. Bayağı güzel ortam vardı. Hatta tanıdıklar falan da çıktı. Sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Şimdi Narlı'dan çıktık. Gemli'ye doğru gidiyoruz. Oradan kurşunlu derken rotayı ufaktan bitireceğiz. Vallahi herkes konuştuğum yani Adventure Enduro kullanan bizim bugün yaptığımız rotayı yapmış. Baksana yani yollar motorcu kaynıyor hala. Herkesin keyfi yerindeydi. Yalnız ilginç ki orada o kadar motor var. 5-6 kişi toplandı yolun başına. Bir de yükseltme kitli görünce hepsi tek tek denemek istedi. Almaya niyeti olan insanlarmış çoğu ki kendilerinin hali hazırda motorları var. Büyük motorlar. GS olsun işte. Honda olsun. Ama şehir içinde rahat kullanabilecekleri motor arıyorlarmış. İnsanlar merak ediyor ya. Yani tam bir fiyat performans ürünü olduğu için. İşte son durağımıza geldik. Şurada bir denize karşı mola vereceğiz. Ondan sonra evlere ufak ufak dağılmaya başlarız. Saat şu anda bir bakayım. Saat 5'e çeyrek geçiyor. Kaç? 9'dan beri yoldayız. Ne yaptı? 12, 3, 8 saat falan olmuş. Vallahi şahsen ben yorulmadım. Şuraya park etsek olur. Evet, işin kurşunlu tarafını da bitirdik. Şimdi dönüş vakti geldi. Size videonun başında söylediğim performansı yani yükseltme kitiyle sürüşümünün nasıl olduğunu anlatayım birazcık. Vallahi açıkçası çok değişen bir şey olmadı. Sadece bir alışmam gerekiyor. O da yükseklikten dolayı. Ayağım işte arazide boşluğa geldi. Bir yatırdım motoru sadece. Onun dışında virajlarda veya herhangi bir durumda olumsuz bir şey yaşamadım. Gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani parça kalitesi falan da güzel. Yani daha doğrusu göreceğiz. Öyle söyleyeyim. Kullanımlara bağlı olarak ama alıp da takan kimseye bir şikayet duymadım açıkçası. Hatta birkaç tanıdığın takmasını bekledim. Kadir Usta'nın özellikle Kadir Akyüz'ün de birkaç kişiye bu yükseltme kitini takmasını bekledim. Onun da TD ile birlikte sana kesinlikle olur, senin takman lazım dedi. Yani boydan kaynaklı. Ben memnunum. Eğer düşünen varsa da belki yardımcı olabilmişimdir. Evet, güzel havadan istifade. Bugünkü gezimizi bitirdik. Bazı yerleri kaçırdım ama güzeldi, sürmüş olduk. Bayağı bir yol yaptık. Saat 9'dan beri yoldayız. İşte dinlenmesiydi, gezmesiydi vesaire derken eğlenceli bir gündü. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Abonelik ve beğeniniz için şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sezona az kaldı. Daha büyük gezilerde görüşeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.